YouTube Türkiye'nin IQ olarak dibi gördüğü bu dönemde tarif videolarına bir like istemek kabalık olur mu acaba? Gizli mesajı anladınız galiba. 13. yüzyıl. Yer Söğüt, Kayıboyu Obası. Ertuğrul Bey'im, müjdeler olsun, aslan gibi oldunuz oldu. Allah'a şükürler olsun. Hemen lokmalar döküle, şenlik başlıyor. Ama beyim, bu bebeğin yüzünde bir şey vardı. Yüzünde mi? Neymiş o? Liderlik ruhu. Allah Allah. Tabii canım. Bakın, bu çocuk çok büyük işler başaracak. Harbi mi? Tabii canım. Herkes onu konuşacak. Vay be. Adını bütün cihana duyuracak bir lider haline gelecek. Ha, bu arada çocuğun ismini ne koyacaksınız? Osman olsun. Osman itici bir isim be. Bence Alper koyun ismine. Dar ağacı aylardır boş, haberin olsun. Tamam, Osman olsun. Bahsi geçen kişi büyük adam Osman Gazi. Onun adıyla kurulan devlet sonrasında 3 kıtaya hükmedecek bir imparatorluk haline gelecekti. Onun kurduğu devlet farklı kanı taşıyan, farklı dil konuşan, başka adet ve inançlara bağlı olan pek çok kültürü, milyonlarca insanı aralarındaki farkları bıraktırarak, bir inanç veya fikir etrafında toplayıp, 6 asır huzur ve refah içinde yaşatacak muazzam bir imparatorluk haline gelecekti. Osman Gazi küçük yaşlarda çok titiz bir şekilde eğitim aldı. Kardeşlerinin en küçüğü olması onu hiçbir zaman geri planda bırakmayacaktı. Zira iki abisine göre daha atılgan, savaşçı ve lider ruhlu bir yapıya sahipti. Bu kimilerine güven veriyorken kimilerine de korku salıyordu. Gençler, her videoda söylüyoruz. Bu dünya çıkar dünyası. Bu yüzden Osman Gazi gibi bir rakibiniz varken tahta çıkmanız biraz zor olabilir. Osman Gazi bunu ilerleyen dönemlerde daha iyi anlayacaktı. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ise bölgede fenomen olmuş bir beydi. Aynı zamanda herkesin gönlünde taht kurmuştu. Zira Selçukluların Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu'daki Türk beylikleri Selçuklu'dan ayrılırken Ertuğrul Gazi kral bir hareket yapmış ve Selçuklulara bağlı bir uç bey olarak görev yapmaya devam etmiştir. Bu hareket Ertuğrul Gazi'ye Instagram'da yapılacak olan bir reklamdan daha büyük bir kar getirecekti. Nitekim Selçuklu'ya olan bağlılığı Moğollara karşı gelen askerlerin, dervişlerin, hatta 2000'lilerin Ertuğrul Gazi'nin hakimiyetine girmesine sebep olmuştur. Bu, Osman Gazi'ye akrabaları ile gireceği taht mücadelesinde büyük bir avantaj sağlayacaktı. Ertuğrul Gazi 1281 yılında vefat ettiğinde geride üzgün bir oba bırakmıştı. Fakat obanın bu üzüntüyü bir kenara atıp yeni beyini seçmesi gerekiyordu. Bu seçim pek de barışçıl olmayacaktı. Yani videonun başından beri söylediğim taht mücadelesi başlıyor. Ertuğrul beyimiz gibisi gelmeyecek artık bu dünyaya. Haklısın reis, ama oba işi beklemeye gelmez. O yüzden yeni beyimizi belirlememiz lazım. Aynen. Böyle zeki ve çalışkan, cesur ve atılgan, aynı zamanda tulumbaya tatlı demeyecek bir adama ihtiyacımız var. O kişi tabii ki de benim. Sen kimsin lan? Asıl benim. Oğlum, işi bilmiyorsunuz ben varken. Beyler, kusura bakmayın, geç kaldık. Yok estağfurullah Osman, sıkıntı yok. Evet, şimdi gelelim tahta aday olmamanın faydalarına. O işler öyle laf koymakla olmaz Osman. Biz laf değil, kılıç koyuyoruz aga. Ya ben her şeyi anladım da, ulan bu tabutlar ne için? O bizim hizmetimiz aga. Peki üstünde niye bizim resimlerimiz var? Taht adaylarına özel yaptırıldı da o yüzden. Ne taht adayı? Ben mi? Hiç güleceğim yoktu be Osman. Aynen ya, inanıyor musun, bizi taht adayı sanmış. Osman Gazi sonuç olarak taht mücadelesini başarıyla tamamlamıştı. Bu taht mücadelesinde kiminle mücadele ettiği pek çok tarihçi tarafından şiddetle tartışılır. Kimisi amcası Dündar Bey ile olduğunu söyler, kimisi kardeşi Gündüz Alp ile, kimisi de Doblo sahibi eniştesiyle yaptığını söyler. Bu tarih karmaşıklığını bırakıp olayı hiç uzatmadan tahtı Osman Gazi'ye vererek yolumuza devam ediyoruz. Osman Gazi ilk iş olarak 1284 yılında İnegöl Ovası'nda 120 süvarisiyle bir teftiş gezisine çıkmıştı. Bu teftiş gezisine haber alan İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e bir pusu kurmuştu. Daha sonra Osman Gazi kurulan pusunun menzil alanına girince düşman kuvvetler saldırıya geçti. Başarılı bir hücumla düşman çemberini yaran Kayı ordusu, düşmanı ölüleri ve yaralılarıyla baş başa bırakarak oradan kurtuldu. Fakat Osman Gazi bu pusuda yeğenini kaybetmişti. Nikola'nın bu ipneliği ve yeğeninin de vefat etmesiyle Osman Gazi aynen şöyle olmuştu. Aha, şimdi kafanı gözünü kırdım senin lavuk. Sen kimsin lan, bize laf yapıyorsun? Oğlum, hayatım bitti lan senin. Ağzına balgam atacağım. Osman Bey ilk olarak Kulacahisar'a bir gece baskını düzenlemiş ve bu kaleyi ele geçirmiştir. Daha sonra Domaniç Muharebesi yapılmış ve Osman Bey bu savaştan da galip olarak ayrılmıştı. Hıncını aldı mı? Tabii ki hayır. Akınlarına devam etti ve pek çok ganimet aldı. 1298 yılına gelindiğinde Osman Gazi Anadolu'nun Amerikası, yani süper gücü olmuştu. Fakat Osman Gazi için büyük bir tehlike yaklaşıyordu. Zira Osman Bey'in yükselişinden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen Bilecik Tekfuru onu yok etmek istiyordu. Bunun için de
kendi kafasında harika bir plan oluşturmuştu. Beyler, plan çok basit. Biliyorsunuz, yarın evladımızın mürüvvetini görüyorum. Bunu fırsata çevirerek Osman'ı da düğüne davet edeceğiz. Sonra da bir pusuyla işini bitireceğiz. Peki ya gelmezse? Bedava pastaya kim ayır demiş koçum. Hem geleneklerimizde takı takma töreni de yok. Bu onun için bulunmaz bir nimet. Peki ya başarısız olursak? Sen rahat ol ya. Bu konularda üstüme kimseyi tanımam. Ya senin Allah belanı versin ya. Ne işe yaramaz aptal herifsin sen ya. Kale gitti oğlum kale. Ya sokacağım kalene ya. Ulan gelini kaçırdılar bir sus ya. Sen hala kale diyorsun. Namus elden gitti koyayım ya. Of abi ya. Dinlesene beni, ne uğraşıyorsun Osman'la? Ya bırak Osman'ı da. Bizim burada ne işimiz var oğlum? Öldürdüler ya oğlum bizi. Ulan kale gitti eyvallah. Hadi gelini de kaçırdınız eyvallah da. Ulan niye öldürüyorsunuz be? Aa. İki günde ne mi oldu? Görünüşe göre Bilecik tekfuru başarısız olmuş. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Hemen anlatayım. Osman Gazi'nin dostları düğün davetine aslında bir pusu daveti olduğunu ifşalayarak onun tuzağa düşmesini engellemiş ve aynı zamanda oyun içinde oyun diye adlandırılan bir taktikle bu kenti almıştır. Bu oyun içinde oyun taktiğine göre Osman Gazi 40 askerine kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokmuş ve diğer taraftan keçelere bürünerek öküz sürüsü içinde kaleye gelip kapılardan giren yiğitler de bunlara destek sağlayarak Bilecik kalesini eline geçirmiştir. Aynı zamanda Osman Bey yola çıkan gelin alayını da Çınar Pınar mevkinde alt etmiştir. Bu gelin alayında bulunan Yarisar Tekfur'un kızı olan Holofira, daha sonra Nilüfer Hatun olacak. Bu gelin ise Türklerin eline geçerek Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey ile evlendirilmiştir. Bu çatışmalar sonunda Bilecik Tekfur'u öldürülmüş, Bilecik ve Yarisar kaleleri Osman Bey'in eline geçmiştir. Yıl 1299 olmuştu. Resmi olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşudur bu yıl. Fakat kimi tarihçi Osmanlı'nın asıl kuruluşunu 1302 yılına bağlar. Peki ne mi oldu 1302 yılında? Hemen anlatayım. 1299 yılında Moğolları uğraştıran bir isyan patlak vermişti. Bu yüzden Anadolu'daki beylikler gibi Osman Gazi de daha rahat hareket etmeye başlamıştı. İşlerini rayına soktuktan sonra yeni hedefini belirledi. Yeni hedef İznik'ti. Bu şehir önemliydi. Zira daha önce Türklerin eline geçerek Selçukluların merkezi olmuştu. Bu yüzden Osman Gazi harekete geçti. Derhal şehri kuşatma altına aldı. Kuşatmanın uzun sürmesi üzerine İznik Tekfur'un popisi tutuştu ve Doğu Roma İmparatorluğundan yardım istedi. İmparator, Türkler geliyor. Karşılık versene oğlum. Efendim, karşımdaki adam Osman Gazi. Hadi canım. Durum büyük o zaman. Aynen efendim. Heriflerde öyle bir yürek var ki durum çok kötü. Rahat ol, hallederiz. Teşekkürler efendim. Mahsur yoksa bir soru sorabilir miyim? Sor bakayım. Neden yukarıda oturuyorsunuz? Ben hep zirvedeyim de o yüzden. Anladım hocam. İznik Tekfur'un yardım isteğine imparator cevapsız kalmadı. Derhal askeri bir kuvveti Türkleri dağıtması için başkentten gönderdi. Osman Gazi bu gelen birlikleri yerin dibine sokarak perişan etti. Böylece birlikler tekrar güçlü bir şekilde saldırıya geçmek üzere başkentlerine geri döndü. Daha önce defalarca kez akınlar düzenleyen Osman Gazi, ilk defa Doğu Roma merkezinden gelecek güçler ile mücadeleye girecekti. Bu büyük kıç isteyen bir şeydi. Zira Osman Gazi'nin pozisyonunda veya beylik vasfı olan hiçbir Türkmen beyi, imparatorun güçleriyle direkt karşılaşmamıştı. Bu durum Osman Gazi'ye avantaj point sağlayacaktı. Bölgede bulunan Türk beyleri bu olay üzerine Osman Gazi'nin sancağında Doğu Roma'ya karşı mücadele edecekti. Osman Gazi bölge dışında bile müttefik bulabiliyordu. Doğu Roma'nın saldıracağını bilen Osman Gazi büyük bir ordu toplayarak hazırlıklarını süratle bitirdi. Bu sırada 1302 yılında Doğu Roma harekete geçti. İznik kuşatması hala devam ediyordu o sırada. Gemiler ile karaya çıkan Roma birlikleri çıktıklarında bin pişman oldular. Çünkü akabinde Koyunhisar Savaşı gerçekleşti. Bu mücadeleyi Osmanlılar kazandı. Kalan düşman birlikleri gemilere atlayıp geri kaçtılar. Bu zaferin üzerine Osman Gazi'nin müttefikleri onu yoldaş olarak değil, bey olarak görmeye başladı. Ünlü tarihçi Halil İlalcık, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 1302 yılına, yani bu savaşa bağlamaktadır. Daha sonra tarih 1320'li yıllara geldiği zaman Osman Gazi hastalanmıştı. Bu yüzden beyliğini oğlu Orhan Gazi'ye devretmişti. 1326 yılında da vefat etmişti. Oğluna vasiyet olarak Bursa'yı almasını söylemişti. Beyler, artık Allah'a emanet olmaya gidiyoruz. Oğluma Bursa'yı ele geçirmesini söyleyin. Zira oradaki İbne Romalı'yı yerin dibine gömsün. Onu toprağın altına soksun be aga. Siz merak etmeyin efendim. Bursa Kalesi şu anda kuşatma altına alınmıştır. Birkaç güne haber gelebilir. Hakan! Ne oldu, niye bağırıyorsun oğlum ya? Müjdeler olsun oğlum. Bursa'yı fethetmişiz. Aman Allah'ım, sana şükürler olsun. Duydunuz mu Osman Bey'im? Ugh!
Daha sonra oğlu Orhan Bursa'yı fethederek babasının mezarını buraya getirmiştir. Nice şehirler fethedip savaşlar kazanan, ganimetler alan Osman Gazi'nin ölümünden sonra ona ait hiç altını ve akçesi bulunmamıştır. Sadece birkaç elbise ve birkaç baş hayvan kalmıştı. Osman Gazi'nin bu büyük mücadelelere 6 asır boyunca ayakta duracak bir imparatorluğun zeminiydi. Bir like hak ettik galiba gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.